Dostlar merhabalar. Karekök yayınlarının MPS Soru Bankası'na başladık arkadaşlarım. MPS Geometri 1. kitabının çözümlerine başlıyorum dostlar. Tane tane anlatacağım arkadaşlarım. Hiç bilmeyen bir öğrenciye anlatırmış gibi anlatmaya çalışacağım. Temeliniz sıfırsa iyi dinleyiniz, çok iyi öğreneceksiniz inşallah arkadaşlarım. Açıklaya açıklaya gideceğiz. Şimdi birinci bölümümüzle başlıyoruz dostlar. Birinci bölümümüz geometrik kavramlar olacak. Buradan tabii ki üniversite sınavında soru çıkmayacak kardeşler ama temeli atmak adına yine de bu testleri çözmek istiyorum ben. 7 tane köşe taşımız var. 7 köşe taşını sırayla çözeceğiz dostlar. Şimdi hemen vira bismillah diyorum. 1 numaralı birinci bölümün 1 numaralı köşe taşıyla başlıyorum dostlar sorularımızı çözmeye. Bakalım ilk sorumuz ne demiş? Şimdi dostlar her köşe taşının zaten üstünde yeterince açıklaması yapmış hocalarımız sağ olsun. O açıklamaları da mutlaka bir okuyunuz. Açıklamaları okuduktan sonra soruları çözmesi daha da kolayınıza gidecektir. Haberiniz olsun. Şimdi diyor ki yukarıdaki şekli aşağıdakilerden hangisi ifade eder diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şu odaklanmayı da bir ayarlayalım bir kerecik. Ne diyorduk? Yukarıdaki şekli aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Şimdi dostum A ve B'den oluşuyor bizim çizgimiz. O yüzden şu A ve B'yi bir kere yan yana yazıyorsunuz. A ve B'yi şöyle yan yana yazdınız. Şimdi sol tarafa bakın. Sol taraftaki A noktasının olduğu noktanın içini boyamış. B'nin olduğu noktanın içini boyamamış. Eğer içi boyalıysa bu şu demektir. A noktası da dahil demektir. O yüzden A noktasını dahil etmek için de şu simgeyi kullanacaksınız. Yani köşeli parantez simgesini kullanacağız. Bu dahil anlamına geliyor dostlarım. Ve diyor ki bize A'dan sol tarafa doğru gidiş yok. Yani kapatın diyor A'nın olduğu tarafı. Bakın kapattım. A'dan sol tarafa gidemezsin artık. Ve dahil olduğu için, içi taralı olduğu için de köşeli paranteze çevirdim canım kardeşim. Şimdi A tarafını hallettik. B tarafına bakalım bir de. Bir de bu kısmı konuşalım. Şimdi diyor ki B'den de sağ taraf, B'nin de sağ tarafı yok. Sağ tarafa doğru gidemezsin. Bak çizmemiş o sağ tarafa doğru olan kısmı. O yüzden B'nin olduğu tarafı da kapattım. Peki B dahil mi? Kesinlikle dahil değil. Bak içi boş. Dahil olmayanın yanındaki parantezi dışına doğru yapıyorum arkadaşlarım. AB, A'nın yanındaki bak A'yı kapsayan parantez. A'yı içine almış sanki. Ama B'nin yanındaki dahil olmadığı için dışa dönük parantez. Yani cevabım Bursa'dan geldi canım kardeşim. Şunu da söyleyelim. Mesela B tarafı da şöyle olsaydı, içi dolu olsaydı bu sefer cevap şu olacaktı. A tarafı da dolu. B tarafını da kapattım. Ve B de dahil olsaydı dahil olan olduğu için bu da içini bir kapatacaktı dostlarım. Yani B'yi de içine alacaktı. Ama tabii ki şimdilik bu değil. Cevabımız Bursa'dan geldi. Ben de geçtim ikinci sorumuza. Okuyalım bakalım. Yukarıdaki şekil aşağıdakilerden hangisi gösterir demiş yukarıdaki şekli. Şimdi yine şöyle bakalım. A ile B var dostlarım. Aslında yukarıdakinin aynısı değil mi dostlar? Tıpatıp aynısı neredeyse. A, B'yi alıyorum. Önce AB yazalım. Sonra bir de ne var? BC var. Araya biraz boşluk bıraktım. Bir de BC'yi yazdım. Şimdi A'nın olduğu taraf da kapatılıyor. Kapattık. Çünkü A'dan sol tarafa doğru gidemezsin diyor. Çizgiyi uzatmamış bu tarafa doğru. Sadece A'nın olduğu taraf var. A noktası var. Ve kapalı olduğu için A'yı dahil edeceğim. A'yı da içine kapsayacak şekilde gösterdim. Peki şuna bakalım. B noktası var. B'nin olduğu taraftan sağ tarafa doğru gidiş yok. Bakın bu tarafa doğru gidiş yok. Gidiş olmadığı için B'nin olduğu tarafı bir kere kapatıyorum önce. Peki B dahil mi? Dahil değil. O yüzden parantezi dışa doğru gösterdim. B dahil olsaydı şöyle içe doğru yapacaktım. Peki tamam. BC'yi gösterelim şimdi de. BC'ye bakıyorum dostum. B'nin olduğu taraftan da kapatmış. C'nin olduğu taraftan da kapattım. Peki C dahil mi? Evet dahil. Çünkü içini dolu yapmış. O yüzden ben de C'yi kapsayacak şekilde parantezi çevirdim. Yani C'ye doğru yazdım parantezi. Peki B dahil mi? B dahil değildi. Çünkü içi boştu. O zaman B'nin dışına doğru da yaptım parantezi. Şimdi parantezleri hallettik. Bakın ne diyor? AB
B'nin olduğu taraf kapalı. Tamam, bakın şurası sağladı. Buraya bakalım bir de. BC, C'nin olduğu tarafı dışa göstermiş. Bu değil o yüzden cevap. Bunu geçtim. Peki AB var. Tamam, doğru, bu oluyor. BC var. B'nin olduğu dışa doğru, C'nin olduğu içe doğru. Evet, doğru cevabımız bu. Şimdi bu ikisinin birleşiminden oluşan bir şekil. Bu ikisini ucuca eklemiş dostlarım. Eklemek, birleştirmek. Matematikte birleştirmenin simgesi büyük U harfidir. Bu U harfi birleşimin simgesidir dostlar. Birleşim. Solundaki ve sağındakini birleştirir. O yüzden şu araya bir birleşim simgesi konulacak. AB ile BC'nin birleşimi oldu şeklimiz. İkisini birleştirdiğinizde ABC şekli çıktı. Şimdi geldik şuna. Bakalım bu ne diyormuş. 3 numaralı sorudayız şimdi dostlarım. Evet, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş bize. Peki bakalım aşağıdakilere. Şimdi bir D doğrusu var. A var. A elemanıdır D doğrusunun diyor. Evet, D doğrusunun üstünde olduğu için A bunun elemanıdır dostum. Bu doğru. Bunu geçiyorum o yüzden direkt. Şuna bakalım. B elemanıdır AC'nin demiş. AC dediğimiz şey AC doğrusundan bahsediyor bize dostlarım. AC'yi çizin bakın şöyle. B bunun içinde mi kaldı? Evet, o zaman B AC'nin elemanı. B AD'nin de bir elemanıdır dostum. Bak AD doğrusu burada. B AD'nin de bir elemanıdır. Yine B D doğrusunun da bir elemanıdır. Çünkü D'nin de içinde. Demek ki bu da doğru. Şuna bakalım. B diyor CD'nin elemanıdır. Şimdi CD dediği zaman bakın bu tarafı da açık, bu tarafı da açık. Yani kapatmamış bizim az önceki iki sorumuzdaki gibi. Bu şu demek. D'nin sağ tarafına doğru da gidebilirsin. Sonsuza kadar. C'nin sol tarafına doğru da gidebilirsin. Yani CD dediği zaman şöyle parantezler yoksa yanında, CD deyince sadece şurayı algılamayacaksınız canım kardeşim. Bunun sağ tarafa doğru giden kısmı da şöyle sonsuza kadar gider, doğrudur. Sol tarafı da şöyle sonsuza kadar gidiyordur, doğrudur. Demek ki bu siyahın hepsi CD demek istiyor. CD doğrusu demek istiyor bize. Peki B noktası bu siyahın üstünde mi kaldı? Evet hocam, B noktası siyahın üstünde. Demek ki B de bunun bir elemanı. Şuna gelelim. B diyor CD'nin bir elemanıdır. Bakın bu sefer CD şöyle. Şimdi şu sayı doğrusunu bir daha çizeyim ben buraya. B burada, C burada, D de burada. Bu sefer CD'yi şöyle göstermiş canım öğrenci. C'nin olduğu tarafı bir kapatmış. Yani C'nin olduğu taraf kapalı ve sol tarafa doğru gidiş yok artık. O yüzden B CD'nin içinde kalmadı artık. Peki D tarafı açık, D'den sağa doğru sonsuza kadar gidebilirsin demek istiyor. Burası açık, sağ tarafa doğru gidersin ama sol tarafa doğru gidemezsin diyor. O yüzden B, CD'nin sol tarafı kapalı halinin içinde değil, değil mi dostlarım? O yüzden bu cevap yanlıştır. Doğru cevabımız Denizli'den geldi. Peki geldik 4 numaralı bir soruya, bakalım ne diyor. Başlangıç noktası A olan, tamam başlangıç noktası A olan ve B noktasından geçen ışın A'dan başlamış, B noktasından da geçiyor. Bir kere AB diye yazılacak değil mi dostum? AB'yi yazıyoruz şuraya. AB. Bu yazılacak bir kere. Peki başlangıç noktası var diyor. A'dan başlayacak. Yani A'nın sol tarafında bir şey yok diyor. İlk başladığı nokta burası olacak. Demek ki A'nın sol tarafı kapalı. O yüzden A'nın sol tarafına kapalı olduğunu gösteriyorum. Peki A bu şeyin içerisinde mi, dahil mi yani? Evet, çünkü A noktasından başlıyor. Bir şeyin başladığı şey o şeyin içindedir değil mi dostum? Demek ki A'nın olduğu nokta yuvarlak, böyle içi dolu bir nokta. Hemen burayı da o zaman madem içi dolu A'ya doğru kapattım parantezimi. A dahil çünkü. Peki... Ve B noktasından geçen, yani B noktasında bitsin istemiyor. B noktasında bitmiyor dostum. O yüzden buraya çizgi çizmiyorum. B noktasının önü açık, sağ tarafa doğru gidiyor bu ışın. İşte bu şekilde gidiyor. Demek ki A tarafı kapalı ve dahil parantezi var. B tarafı da açık olacak. İşte cevabım Ceyhan'dan geldi bile canım öğrenci. Evet bakın hemen. Kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. Tabi biraz uzun uzun anlattığımız için videolarımız bu şekilde uzun olacak arkadaşlarım. Şimdi birinci köşe taşını gömdük.
Hemen çevirdim arka tarafını. Ve bakın şimdi de bir numaralı bölümün ikinci köşe taşındayız. Karekök yayınlarının MPS soru bankasını çözüyoruz dostlar. Evet. Hadi okuyalım bakalım bu ne diyormuş. Burada da birinci sorumuzda birleşimlerini bulmamızı istemiş. Kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şu U harfi neydi? Birleşim demekti dostum. Hemen birleşimlerini bulalım. Neyle neyin birleşimi şimdi? Bir bakalım. BD. D tarafı açık BD'nin. Yani D'nin sağına doğru sonsuza kadar gidiyor. Şöyle gidiyor. B tarafı bitiyor. B'de durmuş burada. Ama bakın B dahil değil. O yüzden B'nin içini yuvarlak yaptı. Birinci kümeyi aldık. Şimdi BA'yı alalım dostlar. Yine B'nin olduğu yer dahil değil. A tarafı açık. A'nın soluna kadar gidiyor. Şöyle sol tarafa doğru gidiyor. Peki bakın ben bütün D doğrusunu işaretlemiş olmadım mı dostlar? O zaman benim çözüm kümem, yani bu kümenin gösterilişi, bütün D doğrusunun hepsi var. D doğrusunun tamamı var. Ama bakın bir tek B'yi yuvarlak, içi boş yuvarlak almışım. B hariç. Yani D doğrusundan B noktası çıktığı zaman, nokta olduğu zaman noktayı böyle göstereceğiz. Küme parantezi içinde. D fark B noktası olacak. Fark simgesi ya budur ya da budur. İkisi de fark simgesidir dostlarım. Demek ki D fark B bizim doğru cevabımız olacak dostlar. Evet, geldik 2 numaralı soruya. Yukarıdaki şekle göre önermelerinden hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bize. Önermelerinden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi. B elemanıdır CD'nin. Dostlar C ve D'nin iki tarafı da açık olduğu için CD demek sadece C ile D arası demek değil. Sağ tarafa doğru da gidiyor, sol tarafa doğru da gidiyor diyor. Yani bütün bu D doğrusunun hepsi dahil anlamına geliyor CD derken. Ve doğrudur B bunun içindedir. Yani bütün doğrunun içinde olduğu için birinci öncülümüz doğrudur dostlar. Peki gelelim şuna. A diyor elemanıdır CD'nin. Ama bakın bu sefer CD'nin C tarafı kapalı. Yani C'nin sol tarafına gidemezsiniz diyor. Sol tarafı yasak. A da zaten sol tarafta olduğu için CD'nin içine girememiş A demektir bu. Demek ki bu yanlış. A elemanı değildir CD'nin. Şuna bakalım. BC doğrusu diyor. Bakın dikkat edin. BC doğrusu derken neyi kastediyor bize dostlarım? BC şurayı kastediyor. BC'nin sağ ve solu açık. Komple bütün doğruyu kastediyor değil mi? Sağı da açık, solu da açık. Bu hepsi bütün doğru. Şu BC dediği de bakın hem B ile hem de C'nin iki tarafı da kapalı. Sadece şuradan bahsediyor. Şimdi bu büyük bir şey değil mi? En büyük şey bu. Bütün doğru. Bu daha küçük bir doğru değil mi arkadaşlarım? Sadece şu arayı kapsıyor ikincisi de. Burada şunu söylüyor. Şu işaret alt kümesi demektir arkadaşlar. Alt küme işaretidir. Ve diyor ki büyük olan şey küçük olan şeyin alt kümesidir diyor. Çok saçma. Büyük olan asla küçük olanın alt kümesi olmaz. Hani küçük olan büyüğün alt kümesi midir diye sorsaydı tamam bir düşünürdük üstünü. Olabilirdi, olmayabilirdi derdik ama şu anda kesinlikle büyük olan küçüğün alt kümesi değildir. O yüzden bu da yanlıştır. Ne çıktı cevabımız? Sadece birinci öncülümüz doğru geldi. Evet, 3 numaradayız can kardeşler. Bakalım ne diyor? D1 ile D2 doğrusunun diyor kesişimi boş kümedir. Kesişimleri bakın şu küçük N harfi kesişim demek. Yani ortak olan yerleri demek. Ortak olan yerleri yok. Doğrular paralel olacak demek ki. İki doğrunun kesim noktası yoksa bu iki doğru kesinlikle paralel. Bakın bu kalemle bu kalemi düşünün hemen arkadaşlarım. Bunların eğer ki kesişme ihtimalleri yoksa bunlar paralel iki kalemdir. Ama az bir şey paralel değilse şöyle biraz eğik olsaydı bu. Bakın bunu biraz uzattığımda ister istemez şurada bir yerde kesişeceklerdi dostlarım. Bakın şurada bir yerde kesişiyorlar uzattığınızda. Paralelseler kesişmezler. Paralel değilseler kesin kesişirler canım kardeşim. Burada kesişimleri boş küme yani kesişimleri yok. Kesişmiyorlar demek istiyor sana. O yüzden D1 ile D2 kesinlikle paralel. Hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülüm kesinlikle doğru o halde arkadaşım. Geldim ikinci öncüle.
Şimdi diyor ki D1 doğrusuyla bakın yine kesişim. AB'nin ikisinin de bakın şu AB ile şu D1 doğrusunun kesiştiği nokta şurası değil midir A noktası? Bu da diyor ki A noktasında kesişirler. E doğru o zaman. Şunu okuyalım son öncülü. AB doğrusundan bakın bu neydi? Fark işareti. D fark işaretiydi. D2 doğrusunu çıkartırsanız bakın AB'nin içinden D2'yi komple çıkartın. Şurası kalır diyor. Şuna eşittir. D2 dediğimiz zaman B noktası da D2'nin içinde mi arkadaşım? Sen şimdi AB'den AB doğrusundan D2'yi çıkartmakla aslında B noktasını da çıkartmış oluyorsun. Yani AB'nin içinden B noktasını çıkarttın aldın. İşte cevap bakın AB'nin içinden çıkarttım neyi? B noktasını. O zaman bu da doğru. Demek ki bütün öncüllerim doğru. Cevabım Edirne'den geldi Gobeller. Evet Gobel çocuk demek bu arada. Şimdi soracaksınız o yüzden şimdiden söyleyeyim. Yukarıdaki şekle göre diyor AB fark BC kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi AB dediğimiz yere bakalım. AB dediğimiz yer bakın A da dahil B de dahil şu aranın komple hepsi. Sen diyor buradan BC'yi söküp alacaksın diyor. BC'yi çıkartacaksın. BC neresi kardeşim? B de dahil C de dahil. Bakın ikisindeki parantezi de dikkatli görün. Dahil ikisi de şöyle C'yi de dahil edelim. Burayı komple söküp aldım. E şimdi senin burayı komple söküp alman BC'yi komple götürmüş olduğun anlamına gelir. Yani B'yi de çıkarttın içinden demektir. Yani aslında AB doğru parçasıydı ya bu hani şöyleydi ya AB. Sen BC'yi çıkartmakla B'yi de çıkarttın arkadaşım. B de yok artık burada. O yüzden AB artık şu oldu bakın. AB B gitti tabii ki. A tarafı duruyor ama B gitti. B artık dahil değil. O zaman parantezi ben de dahil değil parantezine çevirdim. Şıklarda hangisi var burada? Bursa şıkkımızda aradığımız cevap mevcutmuş. Evet ilk iki köşe taşını hemen gömdük dostlarım. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi gelelim 3 numaralı köşe taşımıza. Şöyle. Evet Karekök yayınlarının 1. bölümünün 3 numaralı köşe taşındayız. Diyor ki 3 farklı doğru bir düzlemi en çok kaç bölgeye ayırır? Şimdi bunu hemen yukarıda zaten hocalarım gayet güzel bir açıklamayla olayı bağdaştırmışlar arkadaşlarım. Hemen formülü de yazmışlar zaten. Formülümüz şu. N çarpı N artı 1 bölü 2 artı 1 tane bölgeye ayırır. En çok diye sorarsa bu kadar bölgeye ayırır diyeceğiz. Kaç doğru diye söylemiş bize? 3 doğru. O zaman M yerine 3 yazıyorum dostlarım. 3 yazarsam 3 çarpı burası da 4 oluyor bakın. 3 çarpı 4 oldu. Bölü 2 artı 1. 3 kere 4 12. 2'ye bölersem 6. 1 ile toplarsam da 7 tane bölgeye ayırırmış en çok. Burada da diyor ki yine 3 farklı doğru en az kaç bölgeye ayırır? En azında formülünü yine yukarıda vermiş hocalarımız en artı bir bölgeye ayırır en az diye sorduğunda da. O zaman en yerine 3 yazalım. 3 artı 1'den 4 tane bölgeye de ayırır dedik. Geldik şuna. 3 doğru bir düzlemi en az kaç bölgeye ayırır diye bir soru sormuş. 3 doğru bir düzlemi en az kaç bölgeye ayırır diye bir soru sormuş dostlarım. Bu seferki doğrular bakın farklı dememiş arkadaşlar. Doğruların farklı olması, farklı demesiyle farklı dememesi arasındaki farka bakın. Bu sefer ben doğruların üçünü aynı doğru seçebilirim. Şimdi şöyle bir düzlem düşünün dostlarım. Bu bizim düzlemimiz olsun. 3 doğru farklı deseydi doğruları şöyle çizecektim. Birini böyle, birini böyle atıyorum. Birini de böyle çizecektim farklı. Ama aynı dediği için biri bu. Bakın diğer doğru bu. Ondan sonraki doğru da bu. Üçünü de üst üste çizdim. Peki kaç bölgeye ayırdı bakın. Yukarıda 1, aşağıda 2. 2 tane bölgeye ayırdı. Farklı demesiyle farklı dememesi arasındaki olayı iyi düşünün dostlar. Evet geldik 4. sorumuza.
Ne diyormuş bu soru? Bir de buna bakalım dostlarım. Diyor ki birinci bölgedeki P noktasının D2 doğrusuna göre simetriği hangi bölgelerde olamaz diye bir soru sormuş. Şimdi birinci bölgede bir nokta var dostlar. P noktası diyelim. Bunun simetriğini alacaksanız D2 doğrusuna göre olayınız şu. D2 doğrusuna bir diklik indirirsiniz. İşte şöyle bir diklik indirdik. Ve bu uzattığınız mesafe kadar bir mesafe daha diğer tarafa doğru gidersiniz. İşte simetrisi bu olur dostlar. Ve bakın P noktasının demek ki D2 şu doğruya göre simetriği P üssü noktası dördüncü bölgede olabilir. O yüzden diyorum ki dördüncü bölgede olma ihtimali var. Ceyhan olamaz dedim. Direkt Ceyhan'ı sildim. Peki başka hangi bölgede olabilir dostum? Şimdi bu D2 doğrusunu ben biraz daha şöyle çevirebilirim dostlar. Tam nerede olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Diklik indirin hemen, P noktası şurada olsun mesela, tam şuralarda bir yerde olsun P noktası. Buradan buraya bir diklik indirdiğimizde, bir diklikte buradan biz gidiyoruz dostlar. Tabii ki P'nin nerede olduğunu bilmiyoruz bakın. Burada olabilir diye düşündüğümde P noktasının D2 doğrusuna göre simetriği bakın 3. bölgeye de girdi. O yüzden 3 numaralı bölgede de olabilir dedim. Peki hangisinde olamaz diyor? Bir nokta bulunduğu bölgeden simetri alındığında bir kere tekrar bulunduğu bölgede olamaz D2 doğrusuna göre, değil mi? Hani şuradaki bir noktanın buna göre simetri tekrar geriye gelip yansıması olmaz. Ne diyeceksin o zaman? Birinci bölgede olamaz. D1 doğrusu değil ki buna göre simetri alayım, buraya diklik indirip bu tarafa getireyim. D1 doğrusu demediği için, D2 dediği için ikinci bölgede olamaz. O yüzden 1 ve 2 numaralı bölgelerde olamaz. Ama 4 veya 3 numaralı bölgelerde bulunabilir. Evet, 3. köşe taşını da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi 4 numaralı köşe taşına. 1. bölümün 4 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Burada da diyor ki ilk 3 soruyu aşağıdaki şekle göre yanıtlayınız demiş. Hemen bakalım şu aşağıdaki şekle. Ne diyor? ABD kümesiyle okunuyor mu diye bakıyorum. Evet, okunuyor. ABD açısıyla ABC açısının kesişimi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş. Tekrar söylüyorum. ABD. Bakın şu kırmızılaştırdığım birazcık böyle fazla yapmıyorum. Diğer sorulara da yer kalsın diye. Bu kırmızıyla diyor. ABC. Yine şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Bu iki kırmızının kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi bir kere AB doğrusu ikisinin de bir elemanı, değil mi? Bakın AB dediğimiz şey ikisinin de bir elemanı. Bu üçgenmiş yalnız. Üçgenle açıyı soruyor. Tamam, açıdan şu kırmızıyı çizdim. Bakın hatta kalınlaştırayım ya, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Diğeri de ABC üçgeni. Şu da ABC üçgeniymiş. İkisinin kesiştiği yer. Bir kere AB doğrusu var. Bir de şuradaki denizli noktası var. Bakın ikisinin de kesişimi AB doğrusuyla D noktası olacak. Çünkü D noktası da bakın ABD açısının kırmızının üstünde gördüğünüzde göre. Hem de siyahın üstünde. Bu AB çizgisi de hem kırmızının hem siyahın üstünde. O yüzden ikisinin kesişimi Bursa'daki cevabımız doğru cevaptır dedik. Geldik 2 numaralı sorumuzu okuyalım. AC doğrusu AC ile DBC'nin kesişimi nedir diye bir soru sormuş bize. AC ile DBC. AC'yi gösterelim şimdi arkadaşlar. AC. Şurası AC. Şöyle biraz kalın yapayım ben onu. AC. Burası. Yalnız C'nin olduğu taraf yuvarlak parantez yapmış farkındaysanız. Bir de DBC demiş dostlarım. DBC açısı, o da onu da şöyle siyahla kalın yapayım ben. Şöyle olsun. Bunu da siyahla kalın yaptık. İkisinin de diyor kesiştiği nokta AC doğrusuyla bunun kesiştiği nokta şurası oldu, değil mi dostlarım? Hocam C'den de geçiyor. C de dahil değil mi? Bakın C noktasını şurada parantezini görün. Yanında açık parantez bırakmış. C noktası dahil değil. Şuranın içi boş yani arkadaşlarım. Sadece D'nin içi dolu olacak. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ne gelecek? Sadece D noktasıdır. Cevabımız Ceyhan'dan çıktı dostlar.
Evet, 3 numaralı soruyu okuyoruz. Şöyle biraz bu tarafa doğru alim şekilde gözüksün. Evet, ne diyor? ABD açısıyla ABC kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş. ABD açısını gösteriyoruz dostlarım. Onu şöyle farklı bir renkle göstereyim ben. Şuradan yeşil bir kalem alayım. ABD açısı burası dostlarım. ABD açısıyla ABC açısı. ABC'yi de başka bir renkle gösterelim hadi. Onu da mavi yapalım. ABC açısının kesiştiği yer neresidir diye bir soru sormuş bize. ABD ile ABC. ABC'nin kesişimi. ABD ile doğru değil mi? ABD açısıyla ABC'nin. Onu da doğru söyledik. Mavi ile şu yeşilin kesiştiği noktayı soruyor bize. İkisinin de kesiştiği nokta bir tek AB var arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere BA var, daha doğrusu şurası var. İkisinin de mavi ile yeşilin geçtiği yer BA doğru parçası olacak. Yani B tarafı kapalı tabii ki. B'den aşağıya gidiş yok ama A tarafı açık, bakın sonsuza kadar gidiyor. O yüzden cevabım da Bursa'dan gelecek dedim. Peki son sorumuzu okuyalım, artık daha rahat çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü diğer soruyla işimiz yok. Bakalım ne diyor? Çemberin iç bölgesiyle, çemberin içiyle ABC üçgeninin kesişimi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş bize. ABC üçgenin içiyle, ABC çemberin içiyle üçgenin kesişimini sormuş bize. Şimdi bir kere şu AD doğrusu var değil mi arkadaşlarım? Çemberin içinde, bakın bu üçgenin de bir elemanı. AB de var dostlar, BE de var gördüğünüz üzere. Bu üç doğrudan oluşuyor bir kere. Zaten şıklara baktığınızda AD, AB, BE. Ama tabii ki ikisi de dahil mi? Onu da bir kontrol edelim. İkisinin de dahil olması gerekiyor. Şimdi üçgen dediğimiz zaman dostlar, üçgen deyince şu içerideki bölgeler de girecek. Şuralar da girecek. Şu kısımlar da girecek devreye. Çünkü üçgenin içine alın diyor bize. Gerçi üçgenin yanına parantezde koymamış. AD. AD burası. Cevap ne diyormuş? Cevapta Edirne diyormuş. AD doğrusu, tamam doğru. Ama bu niye değil dedim ben de. Burada da bakın iki tarafı da kapatmış. D'nin bu tarafı dahil değil demiş. Aslında bence bu sorunun cevabı Denizli gibi duruyor arkadaşlarım. Bu parantezi bu şekilde yapmış olması, hani şöyle bir düşünüyorum, çok böyle aman aman bu soruda bir etkileyecek mi? Bence değil. Yani bu sorunun cevabı Denizli'de olur dostlar bence. Köşeli parantez, çünkü AD'nin arasını alacağız sadece. Bence bu da doğru. Burada A'yı da dahil etmemiş, D'yi de dahil etmemiş. A doğru. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Niye? Çünkü A çemberin iç bölgesiyle demiş. Bunu unuttuk biz. Çemberin üstü dahil değil yani. A noktası çemberin üstünde. Ama bize A noktasını da alın demiyor. Çünkü çemberin üstünü alın demiyor dostlar. İçinde kalacak bizim için daha çok. O yüzden cevap E. Ama deseydi ki çember ile üçgenin kesişimi, çember deseydi sadece, iç veya dış bölgesi demeseydi, çember dediği zaman hem iç bölgesi hem de üstüne alacaktık. Üstü dediği zaman da bu olacaktı doğru cevap. Tamam mıdır canım kardeşim? Evet, 4 numaralı köşe taşını da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi gelelim 5 numaralı köşe taşına. Bakalım kaç dakikamız olmuş? 28 dakika olmuş arkadaşlar. Burada bir durduralım isterseniz videoyu. 29. dakika olacak neredeyse. Son 3 köşe taşını da bir dahaki videoda çözelim. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.